aşağıya. Ya, ya bırak. Ben kendim bindim, kendim de inerim, tamam mı? Allah Allah. Sen gidebilirsin. Vay, vay, vay. Hayaller Sultan, gerçekler Aziz Aslan Bey'miş demek ki. Ben Sultan'ı bekliyordum. Ama piyangodan sen çıktın. Beni kaçırdığını sandın değil mi? Ama ben kendim, ayaklarımla geldim buraya. Ben seni kaçırıp ne yapacağım? Tam bir Şadoğlu soyuz. Ateş olup cürmün kadar bile yer yakamazsın ama volkan olup patlayacağını sanırsın. Niye getirdin o zaman beni buraya? Etrafımda dönme dolap gibi ne dönüyorsun? Diyeceğini de hele. Bana abinin yerini söyleyeceksin. Söyleyeceğim sana, değil mi? Zekanı dedenden almadığın belli. Ailenin başına gelecekleri bilip saklamandan belliydi zaten. Sen ne diyorsun ya? Yalan mı? Gelinimle torunumu dinleyip bunu ailenden gizlemedin mi? Şadoğlu adının yere çalınmasına izin veren sen değil miydin? Bunları niye yaptığını ikimiz de biliyoruz, değil mi yarı? Ben öyle bir şey yapmadım. Ama istediğini elde edemeyeceğiz. Şimdi abinin yerini bana söyleyeceksin. Bilmiyorum. O zaman öğreneceksin. Öğrenip bana haber edeceksin. Bana gönülden ulaşabilirsin. Sana abimin yerini söyleyeceğim, değil mi? Onu bulup öldürmen için mi? Beni hiç tanımamışsın yarı. Azize Aslan Bey'in kurşunla hesap görmediğini öğrenememişsin. Ama bu vesile oldu. Artık benim kim olduğumu öğrenmişsindir herhalde. Ben diyeceğimi dedim. Onların yerini öğrenip bana haber edeceksin. E ben ne olacağım? Nasıl döneceğim geri? Allah'ın sana verdiği o akılla bir yol bulursun. O titreyen bacaklarınla da o yolu takip edersin. Hanımım, bu kızın abisinin yerini demeyeceği belli değil miydi? Göz göre göre verir mi kendi elleriyle? Sen de o kız gibisin Mahmut. Akıllısın ama zeki değilsin. Ben buraya o kızı abisinin yerini desin diye çağırmadım. Şimdi gitsin anlasın Şadoğullarına başına gelenler. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.